Bu çalışmamızda elektronik mühendisliği bölümünden Dağın hocamızla beraber ülkemizde de son yıllarda sıklıkla görmeye başladığımız megawatt ölçekli büyük rüzgar türbinlerinin yapısal sağlık takibi konusunda bir proje üzerinde çalıştık. Bildiğiniz gibi 2007 yılından itibaren ülkemizde rüzgar enerjisi projeleri hız kazanmaya başladı. Bugün Türkiye'de 5000 e aşkın sayıda megawatt ölçekli rüzgar türbini bulunmaktadır. Bunlar 80 metre kule yüksekliğine ulaşabilen devasa yapılardır. Bu açıdan inşaat mühendisleri uygulaması olarak bizim için de çok cazip bir proje oldu. Mevcut durumda bu rüzgar türbinlerinin yapısal sağlık takibi üzerinde bulunan sensörlerle veya bu kule veya kanatlara tırmanan profesyonel dağcılarla gerçekleştirilmekte. Ama uygulamada çok büyük problemler yaşanmakta. Bu e, problemi e, çözüm bulmak üzere dağın hocamızla beraber alternatif bir e, yol geliştirmeye çalıştık. Yerde tamamen e, yerde konuşlu e, lazer sistemleri sayesinde e, rüzgar türbinlerini, kulelerini, kanatlarını e, yerden otomatik bir şekilde tarıyor ve eğer bunların üzerinde kanatlarda, kulede herhangi bir hasar varsa bunu büyük bir doğrulukla tespit edebiliyoruz. Mikrodenetleyici hiçbir sistemle bütün yapıyı kontrol ediyoruz. Bir bilgisayar arayüzümüz var. Bilgisayar arayüzü üstünden, kanat üstünde ya da ölçeceğimiz herhangi bir cisim bina üstünde ölçüm alacağımız noktaları işaretliyoruz. Ve bir hareketli platform tasarladık. Bu hareketli platform mikro denetleyici tarafından kontrol ediliyor. Bizim verdiğimiz sinyallere uyarak kanat üstünde ya da bina üstünde, cisim üstünde Birçok noktadan e, arka arkaya hızlı bir şekilde e, ölçüm alıyor. Bu hareketli yapının üstünde bir e, e, lazer doppler vibrometremiz var. Bu aslında bir lazer kaynağı. E, kırmızı ışıkta çalışıyor. E, 630 nanometre dalga boyunda. E, lazer yapıya gidiyor, geri geliyor, sekiyor. E, ve aradaki hız farkından, süre geçen süre zarfından biz kanadın veya ölçtüğümüz herhangi bir cismin yapısındaki değişimleri analiz edebiliyoruz. Bütün bu datayı bir bilgisayarda topluyoruz ve bilgisayar üstünden toplanan datada da bir matematiksel bir hesap yaparak aslında kanadın ya da yapının statik hesabını, dinamik hesabını yapabiliyoruz.